Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi bir fenomen haline geldi. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizide bu kez de transferlerle konuşuluyor. Hangi isim diziden ayrıldı merak konusu oldu. Kimi rol gereği diziden ayrıldı, kimi ise çeşitli hastalıklardan dolayı diziden ayrıldı. Gelin hep birlikte Abdullah karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan, başta olmak üzere diziden ayrılan oyuncuların önce hayatlarına, sonra diziden ayrılma sebeplerine bir göz atalım. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ahmet Mümtaz Taylan, Ankara'da Arnavut kökenli bir baba ve Çerkez kökenli bir annenin çocuğu olarak doğdu. Maden işletmeciliği yapan babasının işi nedeniyle çocukluğu, ilk ve orta öğrenim yılları değişik şehirlerde geçti. Devlet tiyatrolarında 18 yıl süreyle oyunculuk, yönetmenlik, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. Diyarbakır ve Almanya'dan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve ilk genel başkanı oldu. 2006 yılında devlet tiyatrolarından istifa etti. Sanatçı, 1996 yılından itibaren çeşitli televizyon ve sinema yapımlarında oynadı. Televizyonda Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi pek çok dizide rol aldı. Leyla ile Mecnun dizisindeki İskender rolüyle tanındı. Leyla ile Mecnun'un yayından kaldırılmasından sonra aynı kadro ile çekilen Ben de Özledim adlı absürt komedi dizisinde oynadı. Taylan, sinemada önemli filmlerde yer aldı ve ödüller kazandı. Ömer Vargın'ın İnşaat filmindeki rolüyle 36. Sinema Yazarları Derneği ödülleri en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday oldu. 2014 yıllarında Hürriyet gazetesinde haftalık yazılar yazdı. Gezi Parkı olayları sırasında gerilimi sonlandırmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için davet edilen 11 kişilik heyette yer aldı. Farklı kesimlerden davetlilerle birlikte 5 saatlik bir toplantıya katıldı. 2022 yılından itibaren NTV kanalı için hazırlanan Empati adlı programı sundu. Türk yapımcıların geliştirdiği özgün bir formatı olan programda ünlü kişileri ağırladı ve bir gerçek yaşam öyküsü anlatarak konuğundan anlatılan kişiyle empati kurmasını istedi. Usta oyuncu şimdilerde ise Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat veriyor. Ahmet Mümtaz Taylan, kalp damarlarındaki tıkanmadan dolayı doktorları tarafından acilen Kroner Bypass ameliyatına alınmıştı. Ameliyatı başarılı geçen Taylan, ardından yoğun bakım servisinden çıkarılıp normal odaya alınmıştı. Taburcu edilen ünlü oyuncu, daha sonra 3 hafta boyunca evinde dinlenmişti. Çıkan iddialara göre şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan usta oyuncu, çeşitli hastalıklardan dolayı diziden ayrılıyor. Settar Tanröyen, 22 Ekim 1960 yılında Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanröyen, 90'lı yıllarda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan ve Erdoğan Dikmen'in de oynadığı, Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteriyle tanındı. 2009 yılında Binnur Kaya, Engin Günaydın, Ercan Kesal, İlker Aksum ve Serra Yılmaz'la birlikte Vavien adlı filmde rol alan Settar Tanröyen, filmde oynadığı Cemal rolüyle Siyah Türk Sineması ödülleri kapsamında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödünü aldı. 2010 yılında Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasında ki sorunları konu alan Derviş Zaim'in senaryosunu yazıp yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı filmde Buğra Gülsoy, Hazar Ergüçlü, Osman Alkaş ile birlikte rol alan Settar Tanröyen, filmde canlandırdığı Cevdet karakteriyle 2011'de Ankara Film Festivali kapsamında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. 2015 yılında Selim Evci'nin yazıp yönettiği Saklı adlı filmde İlhan Şeşen, Türkü Turan, Pelin Akil, Şehnaz Bölen ve Ümit Çırak ile birlikte rol alan Settar Tanröyen, Cengiz rolünü oynadı. 2015'te Ali Yorgancıoğlu'nun yönettiği Hayalet Dayı adlı komedi filminde başrolde oynadı. Settar Tanröyen, 2017 döneminde Babacandır adlı dizide Salih Çelik karakterini canlandırdı.
son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat verdi. Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterini canlandıran usta oyuncu Settar Tanröyen beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan Tanröyen'in yeni sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı. Ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtilirken, komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır denildi. Açıklamada, hastamız Settar Tanröyen'in hasta odasında sürdürülen tedavisi bir müddet daha devam edecektir. Genel durumu iyidir. Klinik olarak her gün olumlu gelişim gösteren Settar Tanröyen'in beyin kanamasına yol açan sebep ve ardından yapılmış olan embolizasyona bağlı komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavisi gerçekleştirilen hastamızın rehabilitasyonuna devam edilmektedir ifadelerine yer verildi. Müjde uzman, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Alev karakteriyle ekranlara adını yazdırdı. Oyunculuğa olan tutkusu ve yeteneğiyle dikkat çeken Müjde Uzman, kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Ancak bu başarıların arasında zorlu bir mücadele de vardı. Kanserle savaşmak. Başarılı oyuncu, kanserle mücadele ettiği dönemde büyük bir güç ve azimle ayakta kalmayı başardı. Ancak korkusu yeniden kansere yakalanmaktan da uzak değildi. Bu zorlu süreci sosyal medya aracılığıyla paylaşarak, yaşadığı duyguları ve düşüncelerini samimiyetle aktardı. İnsan, başına ne geleceğini bilemiyor da, seçemiyor da. Gelen iyi bir şeyse, ya fark etmiyor, ya da fark edip mutlu oluyor, ardından devam ediyor yoluna dedi. Gelen kötü bir şeyse, ya yırtıyor, sonra zannediyor ki dersler alacak, değişimler yaşayacak, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ya da yırtmazsa, gerisi çile veya boşluk, hiçlik zaten. Ben yırtanlardanım, şanslılardan şeklinde duygularını ifade etti. Mücadele dolu günlerde doktorun anlattıklarını dinlerken ailesiyle vedalaşmalarının eşiğine geldiğini hissetti. Ancak şükürler olsun ki bu zorlu günleri geride bırakmayı başardı. Annesi ve babasıyla yaşadığı bu duygusal anları hatırlarken umut dolu bir şekilde "Çok şükür o günleri atlattım. Umarım bir daha bu durumla karşılaşmam." dedi. Müjde Uzman'ın yaşadığı bu zorlu süreç, hem kişisel gücünü hem de insanın içindeki direnci ve umudu ortaya koyan bir örnek olmuştur.